Birkaç videoda sayıları göreceğiz. Bütün sayıları ekrana bir kere de getirdim. Çünkü e, ileri seviyeye kadar hepsini görün. Aradan çıksın istedim. Bir nolu e, bilmeniz gereken bilgi bir ile arasındaki sayı sistemi e, 1 milyonla e, 1 milyar arasındaki sayı sisteminden çok farklı. Farklı kelimelerle söyleniyor. Çok kolaydır İngilizce'de sayı sistemi. İlk önce en temele bakalım. 1 ile arasına Burası One, okunuşlarını söylüyorum. Two, two'yu biraz two gibi söylüyorsun. Sanki two, u, ü, u, u karışmış gibi. Three, böyle dilinizi biraz peltek geçtirip e, ön e, dişlerle çıkıyor. Three, four, five, five, six, seven, eight, eight, sekiz, nine, ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 bizde mesela 10 Ne diyoruz? 10, 1 diyoruz 10, 1 değil İngilizce'de 11 11 diye geçiyor 11 12 Biz de 10, 2 dememiz lazım mantık olarak değil 12 13 13 14 Biraz pertek söylüyorsunuz. Thirteen de deseniz anlarlar da thirteen derseniz pertekçe daha iyi. Fourteen. Teen on anlamına geliyor anladığınız gibi. Aslında tenin uzatılmışı. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Dikkat edin. Eighteen sonundaki T iki kere tekrarlanmıyor. yani Teen teen değil. Eighteen değil. Nineteen ve 20. Ten ten ya da tin tin değil. 20, 20. Ondalık ondalık bakarsak. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 diyen de var. Onu söyleyeyim 100 ya da 100 doğrusu. Sık karıştıracağınız olaya gelelim. 12 ile 20'yi çok karıştıracaksınız. Yani 12 miydi yoksa 20 miydi? Bunu karıştırmamamız lazım. Ya da 14 miydi, 40 miydi? Bakın 14 sonunda tin olan 14, 40 40. Bunlara lütfen çalışın, şunları karıştırmamaya. Geldik yüzdelik hanelere. Şimdi yüzdelik olaylarda a hundred, 100 ya, şey one hundred, bir hundred yani, bir yüz. Burada üç yüz. Biz de yüz direkt söylüyoruz. Bir yüz demiyoruz ama üç yüzü üç yüz söylüyoruz. Üç, yüz. Sonrasında and kullanılıyor ama and nerede kullanılıyor? Bakın aşağı diyor use and only between hundreds in British English. İngiliz İngilizcesinde araya and kullanılıyor. Amerikan İngilizcesinde and kullanmıyoruz. Dolayısıyla şun okunuşu 350. Amerikan İngilizcesinde bu. Avrupa'da da böyle. And British English. İngiliz İngilizcesine geliyor. 873 800 73 Yetmiş üç. Çok basit bir mantık. 80'i koyuyoruz başa. Hundred. 70 nereden alıyoruz? 70'e gelip buradan alıyoruz. Bir de tree alıyoruz. Bitti. Thousand'larda iş biraz bazen değişiyor. Şöyle. Bir kere kaç tane thousand var? 15. 15 tane bin. Biz de Türkçe'de de 15 bin diyoruz. Bakın 15 bin 500 500 60 60 Aynen Türkçe'deki gibi. Daha komplekse bakalım. 569,000. Five hundred sixty nine thousand. Beş bin forty Aynen Türkçe'de olduğu gibi. Milyonlarsa milyon diye okunuyor. Billion dersek B olursa başında milyar anlamına geliyor. Two million 400 diye gidiyor. Dolayısıyla sayıların temel okunuşu gördüğünüz gibi çok zor değil. Türkçe'ye çok yakın.